Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle A20 ve A30'u karşılaştıracağız. İsterseniz yavaştan geçelim. Burada gördüğünüz gibi A30 var. Amulet ekran. Burada da A20'miz var. O da aynı şekilde amulet ekran. Şimdi ilk olarak restart yani yeniden başlat olarak telefonlarımızı başlatacağız. İkisini aynı anda restart edeceğiz. En hızlı bakalım hangisi açılacak. Hadi buyurun geçelim. A20'nin ekranı geldi. A30 ondan sonra geldi. Bakalım neler değişecek, neler olacak. Samsung Galaxy A20 dediğim gibi amulat ekran ikisi de çok parlak ve canlı ekranları var derken ikisinde de amblemleri çıktı. Yavaştan bir bakalım bakalım. A30 biraz daha önde açılacak gibi geldi bana. Neler olacak göreceğiz. Evet, dediğim gibi A30 daha önden açıldı A20 de onun arkasına açıldı Hatta daha kendine gelemedi Şöyle bir açalım arayüzünü görelim Arayüzünü gördüğünüz gibi Neredeyse birebir aynı İkisi de damla çentik kullanıyor Wi-Fi anı da görüyorsunuz Çıkalım arayüzündeyiz Onları ayarları tek tek deneyeceğiz Bakalım hangisinde açılım hızları Daha iyi onları karşılaştıracağız şu an bir ayarlara girelim. İkisi de Android 9.0 Pie kullanıyor. Gördüğünüz gibi onları da diyeyim. Daha demin Android sistemine girdik. Onu demeyi unuttum bu arada. Dalmışım. İkisi de damla çentik kullanıyor. Biri ve çentik, biri damla çentik kullanıyor. Arayüzüne geçelim. Gördüğünüz gibi normal Samsung Samsung'un arayüzü. Yavaştan uygulama testlerine de geçelim. Sırasıyla bir Instagram'a girip çıkalım. A30 önde gibi gözüküyor. Neredeyse berabere milisaniyelik bir farkla. Telegram'a girelim. Evet aynı şekilde. A20 bu sefer daha önde açıldı. WhatsApp'a bakalım. WhatsApp da aynı şekilde. Neredeyse birebir. Diğer uygulamamıza geçelim. Birine yanlış bastık. A20'yi tekrar deneyeceğiz. Kapatalım. Diğer uygulamamızı tekrardan giriyoruz. Alarm sistemi olarak A20 daha önce açıldı. Şimdi bir diğer uygulamamız. Bastık. Evet. A30 biraz daha önden gelir gibi oldu. Ama neredeyse uygulama geçişlerinde birebir gördüğünüz gibi ekran canlılıklarını zaten görüyorsunuz. A30 daha canlı gibi geldi bana. Tabi takdir sizin. Evet çıkalım. Sıradaki uygulamamıza girelim. Harita uygulamamız. Vaze. A20 evet çok 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 sondan geldi. Bu konuda A30 biraz daha önde. Snapchat'e girelim. Snapchat'te de renk sistemi olarak da A30 daha canlı gözüküyor. Çıktık. Bir diğer uygulamamız daha girelim. Sandhood. A30 yine önde. Bekliyoruz arayüzünün gelmesini. Çıkalım. Şöyle baktığımız zaman zaten neredeyse birebir aynı telefonlar. Ama A30 daha gelişmiş bir telefon. Google testleri için Google'a girelim. Bakalım hız olarak hangisi daha çabuk açacak siteleri. Çünkü bazı kişilerin telefon kullanımı siteler üzerinden devam etmekte. Sitelerde de bakalım ne kadar hızlılar. Her iki telefonda giriyoruz. iPhone sitesine bir girelim. Samsung'dan iPhone sitesi. <laughs> A20 daha çabuk açıldı. Şöyle bir gezinelim. Çok akışkan bir telefon. Kullanım olarak çok akışı hızlı. Akışkan derken ne anladınız? Gördüğünüz gibi telefonumuzun Google üzerindeki site girişleri de bir hayli hızlı. Tekrardan bir şöyle bir teste bulunalım. Yazarken de klavye hızı da biraz hani fazla. O da çok güzel. Takılmadan giriyor. A30 biraz daha önce atladı. Evet gördüğünüz gibi A30 daha önce açıldı. Gördüğünüz gibi işte takılma olmadan sayfalar arasında uygulama arasında gelip gidebiliyoruz. Onu da testin için yapacağız. Uygulamadan çıkıp çıkıp tekrar uygulamada girerek göreceğiz. Neyin ne olduğunu yani arayüzlerde geçişlerde takılma var mı? onları göreceğiz. Gördüğünüz gibi hatta daha bazı fotoğraflar daha yeni geliyor. Fazla takılma yok. 1 milimlik takılma bir A20'de olur gibi oldu ama göze hitap eden bir takılma hani anlaşılmıyor. Ondan da bir arama yapalım. Aramalar da bu arada çok güzel. Her aradığımızı daha hızlı bir şekilde takılmadan bulabiliyoruz. İkisi de 64 GB 4 GB de RAM olan telefonlar. Gördüğünüz gibi. A20 32 GB'den başlıyor ama onu da söyleyelim. 32 64 GB. 3 GB 4 GB RAM olarak değişmekte. Onları da söylemekte fayda var. tek tek arayüzlere geçeceğiz daha sonra. Evet oyun testlerimizde. A30'un ekranı daha canlı. A20'nin karanlık geliyor. Diğer bir uygulamamıza geçelim. Toonplast. Bu tür oyunlarda daha akışkan ama bakalım daha büyük oyunlarda neler olacak. Shadow Fight diyemedim. Dövüş oyunu ne açalım? Tam dilim dönmediği için diyemedim. Shadow Fight dedim sonunda. Bakalım hangisi daha önce açacak. İşlemci bakımından büyük ihtimal A30 açar diyordum ki gördüğünüz gibi zaten A30 daha önce açıldı. Ama benim gözüme takılan tek şey var. A20'nin ekranı A30'un yanına biraz daha sönük kaldı. Bu uygulamadan çıkalım. Şöyle bir arayüz geçişleri yapalım. Bakalım ne kadar hızlı. kapadığımız uygulamaya tek tek gir çık gir çık yaparak arayüz hızlarını da görmüş olacağız. A30 direkt girdi. Çıkalım. Diğer uygulamaları Telegram'a girelim. A30 hiç kapamamış gibi direkt açılıyor. A20 biraz bekleterek açılıyor. Onu da öğrenmiş olduk. WhatsApp üzerine tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi A30 her daim önde şu an götürüyor olayı alemde de aynı şekilde. Şu anlık bir e, takılma olmaksızın çok güzel ara geçişleri var ama A30 her daim önde gözüküyor. Hız olarak da zaten belli. Tekrardan vizeye giriyoruz. A20 tekrardan kasarak girdi. A30 direkt giriş yaptı. Snapchat'e girelim. A30 yine önde. Kazanan A30 gibi görünüyor. SoundCloud'a girelim. Tekrardan Google arayüzlerde geçiş yapacağız arkadaşlar. Bakalım ne kadar hızlılar. A30 şu an her daim önde götürüyor. Gördüğünüz gibi oyunda da direkt açılıyor. Hiç Hızlı bir telefon. Orta segmentli telefonlar bunlar. Tabi daha yüksek performans beklenmeyeceğiz ama gördüğünüz gibi çok güzel telefonlar ve akıcılığı birebir neredeyse. Ben bir taraftan şu an uygulamalarına geçiş yapıyorum. Siz görüyorsunuz. Değinmeye gerek yok zaten. Her şey ortada. Aynı anda siliyoruz. Eşit. Eşit Her iki telefonda ele çok güzel oturuyor. Kamera özelliklerine de bakalım. Ne kadar hızlı fotoğraf çekecekler, nasıl çekecekler onları da görmüş olalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir fotoğraf. Geniş açılı fotoğraf çekme özelliği de var her iki telefonda da. 130 derece yanlış hatırlamıyorsam bir çekiş açısı var, geniş çekiş açısı. Şu an normal ve geniş açıda çekeceğiz. Şu an normal açı ve geniş açıda çekeceğiz. Geniş açısı özelliği de o kadar iyi ki kendi kameramızın dışına bile çıkıyor. Yani masanın diğer tarafını da gösteriyor. Gördüğünüz gibi telefondaki kaliteyi zaten anlayabilirsiniz. Her iki telefonda da. ikisi de geniş açıyla çekildi. A20 biraz daha soluk duruyor. Belki de kamera açısından öyledir. Gördüğünüz gibi ışık açısından pardon. Her iki fotoğrafta da hani 4x zoom özelliği var. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu da normal çekim. A30 biraz daha parlak, biraz daha canlı, biraz daha gerçekçi olarak göze çarpıyor. A20 biraz soluk kaldı gibi. Evet çıkalım kameradan. Arayüzü çok basit bir arayüz. Karman çorman bir arayüz değil. Onu da de fayda var. Çok güzel telefonlar. Ama A30 daha güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. Paylaşmayı ve